Merhaba, Hakan Solaker ile Başarı Hikayelerine hoş geldiniz. Bugünkü konuğumuz Çiğdem Pazarkaya. Hoş geldiniz. Çiğdem Hanım çok değerli bir şair. Şiirleri var, birazdan konuşacağız. Şiir kitabı var. Yani onun için dolu dolu sohbet edeceğiz. Bugün bir hoş geldin diyelim. Evet. Bu güzel sıcak havada mı diyelim? Çok sıcak ama olsun. Olsun. Sıcaklık biraz da kalplerden gelen sıcaklık herhalde. Hep kalplerimiz sıcak kalsın. Işıklar arasından böyle kocaman bir selam diyorum ben herkese. Çok güzel. Dolu dolu. Şiirem Hanım, sizi tanıyalım mı? Tanımak isteyenleri, tanımayanları bir tanıştıralım. Sizi bir güzelce buluşturalım. Evet. Çiğdem Pazarkaya'yı bir anlatalım. Çiğdem Pazarkaya 5 Eylül günü doğmuş bir cuma sabahı. Ve her zaman öğrencilik hayatımdan beri şiirle, sanatla ilgim oldu. Çalışkan bir öğrenciydim. Böyle sosyal etkinliklerden. Temel sağlam. Hem derslerde başarılı, hem işte davranışlarda örnek, hem de hani övünmek gibi olmasın. Hocalarım hala buradan hepsine sevgiler, saygılar sunuyorum. Hocalarım, hayatta olan hocalarım var. Hala görüşüyoruz. Böyle can canayız her zaman. Çok güzel. Ve tabii sosyal sanatsal etkinliklerde hep vardım zaten. Sonrasında başarılı bir okul hayatım oldu. Okul birincilikleri vesaire. İşte Mimar Sinan Güzel Sanatlar Edebiyat bölümünü bitirdikten sonra. Yani akademik kariyer de aslında, ki onu da hak edecek biriydim ama maalesef öyle bir platform bulamadım. O arada da biraz böyle spiritüel konulara, kozmik konulara daldım ki zaten şiirimde de belirleyici bunlar oldu. Kitabınız da onunla alakalı zaten. Evet, evet. İşte bir ara böyle UFO'lar falan derken, olay daha farklı, ruh, madde, işte evren falan derken böyle bir spiritüel yolculuğum başladı diyeyim. Yani aslında hepimiz burada bir ışık yolcusuyuz, bir evrensel yolculuk içindeyiz ama kaçımız, yüzde kaçımız bunun farkında? Tabii herkesin kendi realitesine göre, yani madde dışında hiçbir şeye inanmayan kişiler de var. Tabii herkesin inanışına saygımız var. O konular çok derin konular. Oralara girmeyeceğim. Oraya girdiğimiz zaman iki gün sonra çıkarım. Çıkamayız. Evet, evet. Ve ondan sonra işte zaten öğretmenlik benim hayatımda çok önemli bir belirleyici oldu. Hayır, geçen yıl emekli oldum. 2022 emeklisiyim. Taze sayılır daha. Genç olmuşsunuz. Evet, evet. Ama ben dediğim gibi şimdi başka bir sektör, yani yayıncılık sektörü, işte bu yazma çizme meseleleri olunca, tabii yazma çizme lafın gelişi. Ya öyle deriz ama normalde. Evet, yazma çizme deriz. Böyle devam ediyorum. İlk kitabım çıktı. Emekliliğimle birlikte çıktı. Zaten ona gireceğiz. Onu Çiğdem Hanım bahsediyor. Ben hani zaman zaman böyle ekranda göstereceğim. İlk kitabı. Çok da güzel bir isim var. Demin bahsetti. Şiirsel Kozmik Yansımalar adı altında. Böyle bir güzel. Biz hayırlı olsun diyelim ayrıca çok da kendisine. Zaten bunu açacağız. De ben şiir merak ediyorum. Şairlik nereden bulaştı? Böyle bir temelde küçüklükten bir şeyler var mıydı? Hani böyle bir kullandığınız kelimeler olabilir. Çünkü bir şey ağaç yaşken eğilir var derler ya. Bir yerden mayası vardır bir işin. Şimdi size iki tane dörtlük okuyacağım. Bunların bendeki yeri çok büyük. Bana ait olmayan dörtlükler bunlar ama kitabımda yer verdim. İnleye inleye can veren yavru ölünce bir güle benzedi tavrı. Dedi ki artık hoşça kalınız. Masum yüze bakıp murat alınız. Arıyorum onu, göremiyorum. Bir yılan çemberi sarmış kolumu. İstikbal ağımı öremiyorum. Dağlar setler kesmiş müsbet yolumu. Bu dörtlükler kitabı olmayan bir şair olan annemin babası, dedem, İzzet Bey'e ait. İzzet Bey bunu mu yazmış? Allah rahmet eylesin. Bir not olarak aslında belirtmiş bunu. Kasetlere okurdu. O zaman kasetler vardı tabii eskiden, biliyorsunuz. Genler nereden geliyor belli kasetlere oldu. Okurdu. Aslında hem anne tarafında hem baba tarafında edebiyat çok güçlü. Hani ben bir de espri yapıyorum böyle. Birbirlerine kızdıkları zaman akrabalar mektup yazıyorlarmış falan. Bu kadar yani. İlle bir yazma var yani. Şu edebiyat boşa gitmesin hani diye. Literatür, edebiyat, yazma konusu var ya aslında. Konuşma da, sözlü kısmı da var edebiyatın tabii ama söz uçar, yazı kalır, yazı önemli. Bu dedemden bana kalan, aklımda kalan dörtlükler, iki dörtlük, iki farklı şiirinden iki dörtlük. Maalesef kitabı olmayan bir şairdi. Yaptığı iş çok ilgisiz. Yani silahlı kuvvetlerde muhasebe müdürlüğü yapmış, işte paşalarla çalışmış, emekli olmuştu sonra. Maalesef çok tabii yıllar önce kaybettik onu ama onun lakabı okulda arkadaşlarının arasında şair izletmiş. Şimdi ben de lisede çalışkan olduğum için fen bölümünde okudum. O zaman fen edebiyattı bizim.
Yani dediler ki sen çalış kalsın fene gireceksin dediler. Bizde tabii sayısal tarafım da var yani yok değil ama her zaman sözel ve edebiyat benim için çok daha özden geldi. Yani belki sayısal şuradan geliyor ama bir de şiir bir özellikle zaten. Bir tutku geliyor evet. Evet. Çağırıyor daha doğrusu. Çağırıyor. İşte sonra edebiyat öğretmeni olarak buldum kendimi. Ve tabii benim o yolculuğumda işte annemi erken kaybedişim falan maalesef öğretmen olmuştum ama sonrasında işte ani kaybedişim falan o spiritüel yolculuğum, yaşadığım sıkıntılar, sağlık sorunları bir sürü şey. Yani aslında bayağı bir öyküm var. Yani işte kötü hastalık dediği halkın adenoka, evet jinekolojik bir adenoka geçirdim 2012'de. Her şeyin üstesinden geldim çok şükür. Güçlü bir karakter olarak ama bir şair tabii aynı zamanda ne kadar güçlü olursa olsun hassas bir yapı. Hassas bir yapımız var. Ama benim şiirlerim tabii neyse oraya girmeyeyim şimdi sorunuzu uzatmayayım. Yani sizin sorunuzun yanıtını bu şekilde veriyorum yani şairlik. Zaten şöyle de bir söz var. Şair olunmaz, şair doğulur. Doğulur. İşte ben demin onu demek istedim. Bir genlerden yani, genlerden gelen bir şey olunca zaten otomatik yani olarak o tutku şey geliyor. Kişide o mayası, tutku geliyor tabii. Evet, mayasında yoksa sonradan böyle çalışarak falan gidip işte kursa şuna buna gidip şair olunmaz. Ha yazarlık da aslında yine doğuştan yetenek gerektirir ama belki bir nebze geliştirmek için işte hani yaratıcı yazarlık atölyeleri falan bir şeyler var. Onun eğitimi vardır. Daha yazarlık var. Ama şiir şair, o kadar şey bir tür ki yani o kadar başka sınırsız bir tür ki yani. Şiiri siz üretmek zorundasınız. İşte yazarlık da gündeme dair şeyleri yazmak. Mesela buradan daha çok ama şiir ikisi birden. Tabii onu tabii hissetmekle alakalı yani. İnsanların ilk söyleyişi nazımmış. Yani ilk söyleyişler nedir? Destan parçaları. Destan parçaları da hani her ahenkli söze şiir demiyoruz. Biz nazım, büyük başlık nazım. Biri nesir. Nesirde yazarsınız. Hani dağıtırsınız böyle yayar. Yayın. Nesir budur. Dağıtmaktır. Nazım toparlamaktır. Sıkıştırmaktır. En güzel. Onun için bir nesirle ilgili mesela bir roman ya da bir hikaye kalın olabilecekken bir şiir kitabı incedir ama konsantrasyonu ondan çok daha fazladır. Çok daha az satılır. Çok şiir kitabı çok daha ucuzdur belki. Ama insanlar şiiri çok severler. Gidip şiir kitabı alan çok azdır. Çok çok böyle spesifik yani meraklısı olacak. Ama şiirin sanat yani edebiyattaki şeyi çok daha yani doruğu edebiyatın şiirdir. Dilin de doruğu şiirdir zaten. Zaten Türkiye'de yani şairler bayağı iyi şairler var. İyi de yetişiyor. Fakat ben o Türkiye'de o hak ettiği değeri buluyorlar mı diye sormak istiyorum. Yani şairlerin bireysel ve sektörel sorunlarını Türkiye yeterince çözebiliyor mu, bulabiliyor mu? Yani muhakkak her sektörde olduğu gibi kişilerin sorunları vardır. Ama nasıl görüyorsunuz bunu burada? Size verilen değer... Bu arada fırsat vermişken ben benim çok değerli üstadım, abim, hem sanat yönetmenliği yapmış olan bana izniniz olursa ona bir selam edelim buradan Akın Ok'a. Benim kitabımın albümlerini yaptı, kendisi seslendirdi. Ozan kendisi zaten işte on parmağında, on marifet. Eline sağlık diyelim ona o zaman. Akın Ok sevgili, buradan ona selam, sevgi ve saygılar. Tabii şairlerin çok büyük sorunları var. Bir kere sektörel olarak maddi sorunları var. Yani tabii ki biz biliyoruz şiirden, edebiyattan para kazanmak çok zor da. Hani şiirden... çok daha zor. Hani manevi olarak, bir manevi doyum olarak yapılıyor aslında bu iş. Ama bir emek sömürüsü. Hani her alanda nasıl diyoruz ki biz çiftçi kazansın ürünü, değil mi? Çiftçi yetiştiriyor. Ama o aradakiler, o şeye kale işte ve yurttaşın mutfağına gelene kadar o sebzeler, meyveler değil mi? Nasıl üzerine konularak pahalanıyor. Aslında çiftçi burada en az kazanan, en çok kahrını çeken ama en az kazanan. İşte şairler de böyle. Yani biz kitap bastırmak için önce baştan bir kere zaten para veriyoruz. Yayın evi parayı alıyor. Yani birçok kişinin başına geliyor. Hele ilk kitap için böyle. Belki sonrasında sponsor vesaire, işte belki bir popülarite yakaladığınız zaman sizin kitabınızı basmak isteyenler olabilir falan. Ama şiir kitabı basan zaten çok az yayın evi var. Maalesef benim gördüğüm, yani kendim için söylemiyorum, bir şey var. Burada gerçekten bir emek sömürüsü üzülerek olduğunu görmekteyim.
Yayıncılık da zaten orası bir kurtlar sofrası. Hani her sektörde olduğu gibi aslında orada da bir kurtlar sofrası var. Benim üstadım, abim işte onu pek şey yapmadı, muhatap etmedi beni aslında o, ama nelerle boğuştuğunu tahmin ediyorum. Ya da bu sektörde koşturan insanların nelerle boğuştuklarını tahmin ediyorum. Biraz daha bence tabii evet, şairlikle belki zengin olunmaz ama zaten gönül zenginliği, şairin en büyük zenginlik gönül zenginliği. Yani gönlü en zengin insanlardanız şairler olarak. Doğru. Ama daha biraz duygusal, da, biraz da evet, duygusal. Bir de daha sanılanın dışında sadece duygusal değil, daha ince fikirli, daha derin düşünen, daha aslında şiir bir zeka işi aynı zamanda. Tabii, edebiyat, yani nesir de öyle. Hani böyle bir takla attıracaksınız dile, bir şeyler yapacaksınız, tepe taklak yapacaksınız bir şeyleri. Hiç belki, yani Atilla İlhan işte ne yaptı? Baş harflerini, dize başlarını küçük yapmış mesela. Yani kural tanımamak belki. Şimdi getirip burada siz bir şeye koyduğunuz zaman şairlerin sorunlarına devam ediyorum. Bireysel sorunlarımız da var. Mesela hani insanların, aslında bu herkese yapılan bir şey. Yani televizyona çıkan insanlara da mesela çok yapılıyor. Göz önünde olan insanlara da çok yapılıyor. Bir kıskançlık, haset. Ama nasıl bir haset anlatamam size. Kendisi hiçbir şey üretmiyor. Yani ismini vermeyeyim. Diyelim bir internet sitesinde şiirimi koydum. İnanın küstürdüler. 4-5 tane şiir koydum. Tamam dedim, ben buradan yani şifresini falan da kaybedeyim istemiyorum. O kadar soğuttular ki. Yani altına benim şiirlerimin çok farklı olduğunu ve çok farklı bir düzeyde, farklı bir boyutta olduğunu biliyorum. Ya anlayamamışlar ya da o kadar fazla üst boyutta olduğunu anlayıp kıskançlıktan aşağıya çekmeye çalışmışlar. İnanılmaz kötü yorumlar. Yani orada sitede tartışma yaptık. Yani resmen sitede tartıştık yazışarak ve siteden uyarı aldık. Ondan sonra beni soğutla. Yani şöyle etkilemiyor, çünkü bakıyorum o insana, ben araştırıyorum kim olduğunu falan da. Zaten orada tek dize şiiri yok ya da sağda solda hiç şiiri falan yok. Sadece kendisinin yapamadığını yapmış olanlara ya da bir şeyler üretenlere karşı o haset duygusu var ya, kıskançlığa bir imrenme var. Böyle iyi, olumlu kıskançlık, bir de olumsuz kıskançlık, haset. Böyle yani niye ben yapmıyorum, niye o yapıyor, niye o başarıyor falan. Onu şey yapıp gizli hayranlıkla nefret gibi, evet, böyle sizi alabildiğine aşağıya çekerek, karalayarak. İşte bunlar da bireysel sorunlarımız yani. Şiirden herkes şiir üzerine konuşuyor. Aslında şiirden anlamayan da şiir üzerine konuşuyor. İnşallah bu sorunları halledersiniz. Peki Şirem Hanım, şöyle bağlayalım. Son olarak bu konu hakkında söylemek istedikleriniz neler olabilir? Yani işinizden konu, geldiği gibi. Yani biraz daha şairlere maddi olarak yardım yayın evleri tarafından daha hoşgörülü davranılsa, daha kitap basımları kolay. Ben şimdi ikinci kitabımın hazırlıkları içindeyim ama yani onun tabii bilemiyorum şimdi mali olarak nasıl olur. Çünkü biz bir de şeyle, yani belki burası şimdi business, işte iş vesaire, finans değil mi? En çok bunlar konuşuluyor burada. Ben bambaşka bir şeyden bahsediyorum. Ama paradan hiç anlamayan bir insan. Yani parayla, parayı işletmeyle ilgisi olmayan bir insanım. Sadece parayı kullanıyorum. Çünkü ayrı bir dünya, yani şairlerin dünyası zaten farklı. Hani geceler yalnızları sever, yalnızlık şairleri sever. Benim kitabımda özlü söz köşesi de var. İkinci kitapta da olacak bu. Zaten yani özlü sözler de yazıyorum. Çok bambaşka bir dünyası, başka bir boyutu yani, başka bir derinlik. Hani kendi derinliğimde böyle çok şey yapıp, kendi sularımda yüzüp sarhoş şey yapmadan, boğulmadan çıkıyorum. İnşallah. Kendi vurgun yemeden çıkıyorum. Her şey önce ilk kitabınıza ben hayırlı olsun diyorum. Çok teşekkür burada, ederim. Burada Çiğdem Pazarkaya'nın Şiirsel Kozmik Yansımalar, burada gösteriyorum. Hakan Solaker'le başarılı hikayelerden bugünlük bu kadar. Görüşmek üzere. İyi günler.